1800'lü yılların başında bohalı gemiler ortaya çıkınca batıdan Avrupa'dan pek çok gezgin İstanbul'a gelir. Onlardan biri de Fransız şair Nerval. 1843 yılının Ramazan ayında gelir Fransız şair Nerval İstanbul'a ve bizim Ramazan kültürümüze tanıklık eder. En çok da şuna dikkat eder. Evlerde Afrikalılar görülür görür. Afrika'dan getirilen, çalıştırılan insanlar. Evet, köle deniyor onlara. Ama köle sözcüğü hepimizin aklına o izlemiş olduğumuz o filmleri getiriyor. Evet, Batı'da müthiş bir katliam yapılmıştır. Afrika'dan getirilen, satılan insanlara karşı. Fakat bizim kültürümüzde öyle değildi. İşte Fransız şair Yazmış olduğu kitapta İstanbul'u anlatan o Ramazan ayında tanık olduğu o insanların dünyasında kölelerin yani Afrika'dan getirilen insanların çok daha insancı sanki aynı kültürmüş gibi yaşadıklarını anlatıyor. Evet. Hatta bu Türkler diyor yani köleleri serbest bırakıyor ya da maaşla çalıştırıyor. Beraber aynı sofraya oturuyorlar. Bizde Afrika'dan getirilen insanlar evet köleydi. Tamam. Ama o dönemin sosyolojik koşullarına göre en hümanist, en insanca koşullarda evden biri olarak yaşıyorlardı. Sinemamızda da görürüz bunu. Radyo tiyatrolarında vardı. Arap bacıları unuttunuz mu? Aslında Arap denilen Afrika'dan getirilen kölelerdi. O yıllarda İstanbul'da kara olan herkese Arap denirdi çünkü. Ve Mayıs ayının son cuma günü Çamlıca Tepesi'nde bir araya gelirdi Afrikalılar. Çünkü sadece o gün kendi dillerinden kendi şarkılarını söyleyebilirlerdi orada. Çamlıca Tepesi'nde. Pek çok şey anlatabilirim size İstanbul ve Afrika kültürü arasında. Oradan buraya gelenler. Peki Afrika'ya giden bizim insanlarımız. Onların öyküleri. İşte onlardan biri. Celalettin Algan. Ben Celalettin Alganın hayatıyla Trabzon'da çocukluk yıllarımda tanıştım. Onu görmemiştim çünkü Afrika'daydı. Fakat Trabzon'un çok değerli hekimlerinden biri de diş doktoru Nizamettin Algandır. Celalettin Alganın kardeşi. Ben sevgili Nizamettin amcamın o muayenehanesinde ona tedavi olmak için beklerken bekleme salonunda korkardım. Çünkü bekleme salonunun duvarlarında Afrika'dan gönderilen masklar dururdu. Celalettin Algan kardeşine gönderiyordu. Ben Afrika'yı ilk orada gördüm, tanıdım. <laughs> Celalettin Algan 1953 yılında hekim oluyor, doktor oluyor. 12 yıl ülkesinde hizmet veriyor. En çok bulaşıcı hastalıklar konusunda uzmanlaşıyor. Verem Savaş Genel Müdürlüğü'nde görev yapıyor. O kadar başarılı oluyor ki bu bulaşıcı hastalığa karşı Dünya Sağlık Örgütü'nün dikkatini çekiyor. Ve diyorlar ki Celalettin Algan'a Afrika kırılıyor bulaşıcı salgın hastalıklardan. Oraya git. iki yıl. insanları tedavi et. Seni nereye gönderelim? Şu yanıtı veriyor Celaleddin Algan. İnsanın olduğu her yerde var. Ve ilk Ruanda'ya gidiyor. Sonra Kongo, Kenya. Madagaskar'da o kadar çok başarılı oluyor ki bütün bulaşıcı hastalıklar konusunda. Verem, veba, çiçek hastalığı. Ve o güzel insana Madagaskar devleti en üst nişanını veriyor. Hükümet nişanı. İki yılına gitmişti ama. Celalettin Algan salgın hastalıklarla Afrika'da tam 21 yıl mücadele ediyor. Hiç kimsenin gidemediği, cesaret edemediği yerlere ulaşıyor. O dönemde Afrika'da kabile savaşları her yerde. Ama bir Türk doktor salgın hastalığa karşı Afrika'yı korumak için 21 yıl tek başına mücadele ediyor ve başarılı oluyor. Elbette ki bir heykeli hak etmiştir. Doğduğu onu yetiştiren kent olan Trabzon'un meydanına bir büstü dikiliyor. Fakat ne yazık ki, ne yazık ki sonraki dönemlerde o büst kaldırılıyor. Ne garip, aynı zamanda şair olan Celalettin Algan, o heykelin şiirini sanki hissetti de yazmış gibi. İşte Celalettin Alga'nın Kolay mı adlı şiiri. Kolay mı sanırsın kalbim, bu güzelim gün ortasında yeniden aşka tutulmak? Kolay mı sanırsın kalbim, gündüzleri bulut bulut, geceleri yıldız yıldız dolaşmak? Kolay mı sanırsın kalbim, bir meydan kadar genişken insanın içi, yalnız bir heykele taht kurmak? Hayatın gerçek kahramanları, hayat kurtaran sağlık çalışanlarımızdır. Celalettin Algan onlardan biridir. Celalettin Algan ülkemizin yüz akıdır. O bütün insanlığın kahramanıdır. Afrika'ya bir Türk hekiminin başarını göstermiş ve o başarısı sayesinde en üst derecede ödüllendirilmiştir. Bir Mahya daha sonuna geldik. Yarın yeniden birlikte olalım. 小区里上的第三二分。S S